Bu aslında uzun yıllardır var olan bir göl ama zaman içerisinde tabii sosyal medyada bir duyulmaya başladı. O paylaştı, bu paylaştı ve bir anda ülke gündemine geldi burası. Özellikle Mars'ın yüzeyine benzerliğiyle çok gündeme geldi. Teknotenik bir göl ve oluşumu 2,5 milyon yıl. 2,5 milyon yılda oluşuyor. Nasıl oluşuyor? Efendim yer kabuğunun yer değiştirmesi sonucu oluşan bir göl, Salda Gölü. 6 kilometreye 9 kilometre. Şöyle çevresine baktığımız zaman ve onunla beraber de derinlik açısından yanılmıyorsam 184 metre derinliğiyle de Türkiye'nin en derin 3. gölü burası. Şimdi dünyada bir tek Salda Gölü'nde olan da iki tür balık yaşıyor. Biri yosun balığı, biri de ot balığı. Bu bölgeye ait endemik olarak geçiyor bunlarda. İki çeşit de balık var. Akla en çok gelen sorulardan biri şu efendim, bu turkuaz nasıl oluşuyor ve özellikle beyaz adacıklar dedikleri, hani sık sık da Maldivler örneği üzerinden gündeme gelen bu beyaz kumların nasıl oluştuğu, o da tamamen ama tamamen suyun özelliğinden kaynaklanan bir konu. İşte suyun iki türlü özelliğinin olması, sodalı ve tatlı su birleşince bir madde çıkıyor. O maddeyi burada bulunan bitkiler ve diğer canlılar, bakteriler, bu sudaki mineralleri aldıktan sonra geriye kalan da bu rengin oluşumunu sağlıyor. Tekrar söyleyeyim, görülür mü? Sonuna kadar görülür. Gezilir mi? Sonuna kadar gezilir. Yine çok sıklıkla sorulan bir soru vardı. Buranın kumları gitti mi? Vallahi buradakiler bize gitmediklerini söylüyor. Hatta o plajlardan sonra da bazı buradan alınan kumların da geri geldiği söyleniyor. Onu da ben bilgi olarak öyle dost sohbetinde öğrendim. Onu da sizlerle paylaşayım dedim. Vallahi gün batımı nefis olur. Plajlara gideceğiz ama özellikle benim solumdaki şu görüntü hani gerçekten nefis. Yasaklara sonuna kadar karşıyım. Yasaklara sonuna kadar karşıyım. Ama gittiğim birçok yerde, serbest, yasak olmayan bölgede oraların ne hale geldiğini gördükten sonra vallahi bazen diyorum ki hani madem kurallara uymuyoruz, madem doğaya gerektiği saygıyı göstermiyoruz, o zaman da bunlar bize emanet olduğu için yasaklamak gerekiyor. Tabii ki keşke yasaklanmasa, keşke herkes gelse, doğaya sahip çıksa, temizliğini yapsa, burayı en güzel şekilde değerlendirse. Görüntüleri hepimiz biliyoruz. O yüzden de korunması için ben şu anki konumunun normal olduğunu düşünenlerdenim. Ama dediğim gibi plajlara da gitmeye çalışacağız. Kafeteryalar var, çay kaç lira, su kaç lira. Fırsat bulursam gider öğrenirim. Ama dediğim gibi 15 lira giriş ücreti. Ondan sonra geliyorsunuz. Burası son nokta. Bundan sonrası koruma altında. Bol bol fotoğraf çektiriyorsunuz. Hava çok sıcak. Şöyle bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki ah keşke şu suya girseydim de bir serinleyip yola devam etseydim. Maalesef efendim. Hani sadece bakacaksınız buraya geldiğiniz zaman. Çok girmek istiyorsanız diğer plajlara gideceksiniz. Beğendim. Güzel. İyi ki geldik. Dediğim gibi hiç planda olmayan bir seyahatti. Hadi de bizim rehber de Salda'da olsun. Buradan ayrılacağız. Bir aksilik olmazsa kazasız belasız Alanya'ya doğru gideceğiz. Programımızın kalanına orada devam edeceğiz. Rehber Salda'da başladı. İnşallah Alanya'da devam edecek. Buraya kadar geldim, tam gidecektim. Mikrofonu da yanıma almadım ama sesimi birazcık gür çıkartıyorum. Hani en azından çay kaç lira, su kaç liramız Salda'da da eksik olmasın diye düşündük. Gittim menüye baktım. Vallahi şaşırdım, ben daha pahalı bekliyordum. Efendim küçük su 2 lira, çay 3 lira. Yine 15 lira, 20 lira aralığında da gelip buradan pidenizi yeme, pizzanızı yeme, tostunuzu yeme şansına sahipsiniz. Tekrarlıyorum. Küçük su 2 lira, çay 3 lira. Bence fiyatlar makul. Buraya kadar gelip de eğer Salda Gölü'ne girmeden dönseydim içime dert olacaktı. Şimdi iki tane plaj vardı. Biz burayı seçtik. Doğa Tabiat Parkı, Tabiat Plajı olarak geçiyor.
Biz yanlış yerden mi girdik bilmiyorum. Şimdi plajın olduğu yerden girmedik biz. Mangalcıların olduğu yerden girdik. Bir 15 lira giriş ücreti ödedik. Aşağıya doğru inince zaten kalabalığı gördük ki hani orada da şemsiyelerden dolayı çok iyi ki buraya gelmişiz. Yakına gitseydik inanın birçok şeyi ekrana getiremeyecektik. En azından böyle uzakta olunca hem plajın kalabalıklığı hem Saldır Gölü'nün suyu daha rahat ekrana gelir diye düşündük. Biz 15 lira verdik. Tabiat Parkı'ndan giriş için araç başı 15 lira, yaya gelirseniz 5 lira ödüyorsunuz. Ama diğer tarafın plajın ücreti var mı ya da yok mu bilmiyorum ama şunu söyleyeyim, anladığım kadarıyla yani bedavadan burada adım atmak pek mümkün değil gibi gözüküyor. Şimdi su gerçekten rengi nefis. Dip balçık, onu size söyleyeyim. Hani girdiğiniz zaman ayağınız baya baya belli noktalarda balçığa saplanıyor. Ama şu rengin güzelliği inanın bütün derdi sıkıntıyı unutturuyor. Bakın orada bir kaya parçası var, adacık var. İşte plaja gelenler orada şemsiyelerini kurup şezlonglarını işte ya da sandalyelerini açıp hem suyun tadını çıkartıyorlar. Dileyenler adaya yürüyerek gidiyor. Tatlı su her zaman tehlikelidir. İyi yüzme bilmiyorsanız benden size uyarı. Kesinlikle ve kesinlikle bilmediğiniz suya girmeyin efendim. Ve özellikle tatlı suda kesinlikle şaka olmaz. Hani buralar tamam, derinlik olarak bakın daha ayak bileğime bile gelmiyor ama belli bir noktadan sonra derinleşmeye başlarsa hani ciddi anlamda hayati tehlike oluşturabilir ki maalesef hani biz geldiğimiz zaman da diğer plajda bununla ilgili yaşanan ve sonu ölümle biten bir vakanın da bilgisini almış olduk. Vallahi gelin görün. Net söylüyorum, gelin görün. Yani şu güzelliği görün, tadını çıkartın, suya girin, yeter ki doğayı koruyun. Şuna da dikkat ettim. Yapılan yoğun uyarılar, Salda Gölü'nün gündeme gelmesi, çevre hassasiyeti, herkesin altını çizmesi sonucu bayağı bir bakımlı. Bayağı bir temiz yani artık gelen misafirleri de hani bazen eleştiriyoruz ama güzel bir şey gördüğümüz zaman da tabii ki tebriklerimizi iletelim. Şu an itibariyle doğayı koruma açısından bir sıkıntı olduğunu görmüyorum. İşte benim de hayalim aslında şöyle bir iç lastikle gelip o iç lastiğe binip görebiliyor muyuz iç lastiği? Şöyle bir iç lastikle gelip o iç lastiğe oturup şöyle onun da bir oturuş şekli vardır efendim. O oturuş şekli çok önemlidir ve çok kullanımlıdır o iç lastik. Şamiyer mi diyorlar ona, ne diyorlar? Çok kullanışlıdır. Efendim kışın karda kaymak için kullanılır. Leğenle beraber. Yani leğenle başlarsınız. Aşama aşamadır. Önce naylon torbayla başlarsınız. Sonraki aşama leğendir. Leğenden sonra iç lastiğe geçtiğiniz zaman artık bu işi öğrendiniz demektir. Yazın kışın edindiğiniz tecrübelerden yola çıkarak suda direkt şamiyerle, iç lastikle şöyle onun bir oturma şekli vardı oturursunuz. Ayaklar hafif dışarıda. Şöyle güneşe doğru dönersiniz ve ellerinizle de şöyle şöyle yaparak onun tadını çıkartırsınız. Şimdi ben program yayınlanmadan önce buraya geldim. Asıl hani o Salda yazısının olduğu, gelen misafirlerin fotoğraf çektirdiği nokta ile ilgili de bir sosyal medyamda paylaşım yapınca şu yorumlar bana ağırlıklı olarak geldi. Programda da gelecek biliyorum. İşte gittik. Turkuaz suyu uzaktan gördük. Vallahi gelin burada su aynı su. Tekrar uyarımı yapayım. Efendim, havalar sıcak. Tatlı su deniz suyundan daha tehlikelidir. Kaldırma kuvveti daha azdır. Özellikle tatlı suda bilmediğiniz derinliğe gitmeyin. Yüzerken çok dikkatli olun. Kurallara uyun. Mangal yaktıktan sonra lütfen orman yangınlarını düşünerek bir kıvılcım bir ormanın yanmasına sebep oluyor. Aman ateşimizi iyice söndürelim. Çer çöp konusuna hiç girmiyorum. Yanımızda poşete bırakalım. Aslan yattığı yerden belli olur. Ayrılma vaktimiz geliyor. Salda'nın güzellikleriyle sizi baş başa bırakacağım. Ve oradan sonra yine başka bir yerde görüp mola vermezsek artık istikamet Alanya diyoruz. Rehber devam ediyor. Salda Gölü gerçekten şahane.